kadın kokusu var. Ne kadın kokusu? Saçmalama, sana öyle geldi. Kendi kokunuzdur ya. Siz kokuyorsunuz, odur. Yo yo, benim burnum asla yanılmaz. Bu evde yabancı bir kadın kokusu var. Var. Uyuyan aslanı uyandırdın ya. Yok anne, inanma. Saçmalıyorum. Anne, nereye gidiyorsun öyle akköpeği gibi ya? Anne. Benim burnum asla yanılmaz demiştim, değil mi size? Buyurun. Burada vallahi bir kadın var. Kim bu? Kim bu? Ne demek kim bu canım? Tanımadınız yani. Tanımıyor musunuz? Hoppala. Ay nereden tanıyalım yine koçum? Tanıştırmadın ki tanıyalım. Peki tanışalım o zaman. Benim adım Ebru. Ay ay ay, çok memnun oldum Ebru kızım. Ben de Masar'ın validesi Menkıbe Mahmudoğlu. Bilmem mini kuşum sana söyledim ama bizim soyumuz ta Osmanlı hanedanına dayanıyor. Söyledim canım. Söyledi efendim. Ya söylemişim değil mi? Ebru. Ben de abimin kız kardeşi Firdevs. Memnun oldum. Ben de. Masar Bey size hiç benden söz etti mi? Kendi aramızda nişanlandığımızdan filan. Ya. Demek nişanlısınız ha? Bu demektir ki yakında da evleneceksiniz. Evet efendim, kısmetse evleneceğiz. Çok iyi düşünüyorsunuz, fevkalade düşünüyorsunuz. Ay, biz içerideki şu Ayşe teyzeyi hemen sepetleyin de gitsin. Tamam, tabii, hadi anne. Hadi Ebru, hadi. Ne yapıyorsun? Masar Bey. Nurcillo. Nasıl? Masar Bey'in salonundaki yeni bahar kokusunu duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz kızım, duyuyoruz. Bak Nurcillo, ben düşündüm de yani Masar sana göre değil. Evet Nurcillo, hem abim çöp vergisini bile yatırmaz, öyle değil mi anne? Ya. Hem aramızda kalsın, 6 ayda 1 yıkanır. Ya. Yani kısaca kirli yaşamayı sever. Pistir, pis abi, çok pis. Ya. Ay sağ olun, iyi ki söylediniz. Öyleyse ben müsaadenizle hemen gideyim. Müsaade senin kızım. Hadi güle güle. Güle. Zaten benim Persil Yeşil Adam'la evlenmek lazım. Veya lekeleri kontrol eden Mehmet Ali Bey'le. Allah mutlu etsin. Çok güzel, çok güzel. Hadi kızım güle güle. Hadi yavrum güle güle. Aman hiçbir şey duramaz. Ay bunda gel. Ebru sen şuraya otur. Al bundan, Hadi inşallah temiz birini bulursun. Hadi işte ne yapacaksın? Hadi. Oh be. Ben geldim. Ay. Hadi. Ay birini gönderiyoruz, öbürü geliyor canım. Aa, bu kim? Yoksa Masar Bey'e yeni bir gelin adayı mı buldun sen? Bak Reyhancığım, bu bayanın adı Ebru. Abimin nişanlısı olurlar ve bilmek istiyorsan abim kendi çabalarıyla bulmuş. Hayır, inanmıyorum. Biliyorum, beni kandırıyorsunuz. Masar Bey, sizi son kez uyarıyorum. Derhal bu Ebru'dan ayrılıp benimle nişanlanacaksınız. Yoksa bence bu asrın hatası olur. Bana bak Reyhan, sevenlerin arasına girme. Sonra aralarında tost olursan karışmam vallahi. Olurum. Evet Reyhan, Ebru ile biz birbirimizi seviyoruz. Öyle değil mi Ebru? Evet. Hı. Peki ama en azından evimdeki sular çekilinceye kadar izin verin burada kalayım. Ay saçmalama Reyhan. Aa yeter ama ben buna razı olduğuma dua ederim. Yoksa evime gidip oturma odasında kendimi boğularak intihar ederim. Ay anne, nasıl ki depremle yaşamayı öğrenmek zorundaysak bu salakla da yaşamayı öğrenmek zorundayız galiba. Salak. Evet. Aynen öyle. Benimle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Boşver, aldırma hayatım. Bize bir zararları yok ki. Öyle yanı başımızda köz köz oturuyorlar. Hmm. Ay maşallah, maşallah. Pek de yakıştılar birbirlerine.
Mahmutoğlu sülalesiyle sürü halinde dolaşıyoruz. İdare et be karıcığım. O da ne yapsın işte mürüvvet özlemiyle yanıp tutuşan bir anne. Bu güzel günümde sevdiğim insanla olacakken bunlara tahammül edemiyorum. İşte biricik gelinim Ebru için neler hazırladık neler. Ben de yardım ettim. Bir nevi aşçı yamaklığı yaptım. Sus bakayım. Senden olsa olsa aşçı yarım yamalaklığı olur. İşte annemle benim bir numaralı spesyalitemiz ıspanaklı börek. Aa ne güzel. Senden önceki rahmetli ama cadaloz gelinim ıspanaklı böreği hiç sevmezdi. Aman cadaloz zaten neyi severdi ki? Aa neden öyle diyorsunuz ama ölünün arkasından konuşulmaz. Öyle öyle ama sen de onun kaynanası olsaydın bana hak verirdin. Evet Ebru'cum, Ruhsar'ı sen de tanısaydın bizimle aynı fikirde olurdun. Cadılıktaki son nokta Ruhsar'dı. Gerçi sima olarak biraz onu andırıyorsun ama aman 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 ruhun benzemesin o cadaloz. Ay aman. Aa! Yeter artık be! Ruhsar, Ebru, bir dakika Ebru. Ay bence kesin evlenecekler. Görmedin mi Ruhsar'dan söz edince nasıl da kıskandı. Ay evet anne, şimdiye kadar hiçbir gelin adayı abim bu kadar kıskanmamıştı. aslında ben çok kıskancımdır. En kıskandığım kişilerin başında da Mazhar Bey gelir. Şimdiye kadar ben size bunu hiç söylememiştim ama... evet şimdi itiraf ediyorum. Ben Mazhar Bey'i kızım kıskanıyorum. Evet. Ay saçmalama salak. Vallahi ciddi söylüyorum bak. Ben Mazhar Bey'i belini saran kemerden, parmağında taktığı yüzükten, kendimden, hatta onun kendinden bile kıskanıyorum. Kıskanırım seni ben. Kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım? Söyle şunlara, bir daha bizi rahat bıraksınlar. Yeter artık be! Bunlarla olmak istemiyorum. Tam zamanında geldiler. Allah'tan sen saç makyaj falan tipi değiştirdin de... ...yoksa bu işin içinden hayatta çıkamazdık ha. Of ya. Buldum. Ne buldun? Bu durumu kullanarak... ...annenlerin seni evlendirme çabalarını önlemenin yolunu buldum. Hadi ya nasıl? Hemen evleneceğiz. Evlendikten sonra da bir daha seni evlendirmeye çalışmayacaklar. Eğer gelinlerde falan derlerse sürekli gezdiğini söylersin. Bravo Ruhum. Çok akıllı ve zekisin. Gördün bak yeniden dirilmek sana çok yaradı vallahi. Hemen giderim annenlere bu mutlu haberi verelim. Hadi verin hadi gel bakalım gel. Tut elimden. Gel. Anne, Ebru ile bizim size mutlu bir haberimiz var. Ha. Önce mutlu haberi verin. Zaten verecekleri bir tane haber var salak. Ay susun bakayım. Söyle minik kuşum nedir bu mutlu haber? Biz Ebru ile evlenmeye karar verdik. Evet hem de en yıldırım tarafından evlenmeye karar verdik. Yaşa yaşa! Aslan oğlum benim aslan oğlum. Nihayet Osmanlı'dan gelen soyumuz devam edecek. Ama bunun nesi mutlu haber ki? Ben hiç mutlu olmadım. Ne yapalım Reyhan? Aradığım aşkı buldum ve evlenmeye karar verdim. Madem öyle buralarda durma karan bana. Size evlilik hayatınızda mutluluklar diliyorum Mazhar Bey. Hoşça kalın. Eğer bir gün ameliyatla kız olup bir erkeğe aşık olursanız benim duygularımı o zaman çok iyi anlayacaksınız. Çok duygulandım. Aman canım boş verin. Şimdi hemen bu akşam bu işi halletmeliyiz. Ay canım benim ama pek de yakışıyorlar birbirlerine. Asrın son muhteşem nikahı olacak bu. Evet. Çalıyor. Alo. Ben Menkıbe Mahmudoğlu. Nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Biz bu akşam bir yıldırım nikahı kıydırmak istiyorduk da. Ya, mümkün değil demek. Peki tamam ne yapalım? Yarın sabah olsun. Tamam, adresi biliyorsunuz değil mi? Tamam, görüşmek üzere, iyi günler. Bu iş tamamdır. Ah benim güzel gelinim. Gel seni bir öpeyim. Öpmek mi? Elbette yavrucuğum. Sen benim masarımı nikah masasına oturtmayı başardın. Allah, az bir şey Allah. Mi yani? bu Sibelcan'ın haber spikeri olmasından bile daha önemli. Vay canına anne, mutluluktan ne güzel espriler yapmaya başladın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.